Evet sevgili İnci, bu sezonun son programıyla bizlerle evet, beraber giriyoruz. Türkiye'nin İnci ablası o ve dertleşmek üzere yanımızda. Hoş geldin İnci'ciğim. Hoş bulduk. İnşallah yazıda güzel geçirelim, İnşallah. Dinlenelim. İnşallah. Ondan sonra kavuşalım tekrar. Güzel enerjilerle. Evet. Şimdi bugün dertleşmek üzere yine beraberiz. Az önce dedim ki seyircilerimize, kim hayatımıza girerken bizim ödülümüz oluyor, kimi cezamız oluyor, kimi gerçekten çok büyük sınavımız oluyor. Hep ben diyorum ya programda, bir eş seçiyorsun, bir ömür ve bir hayat seçiyorsun aslında. Doğru. Dolayısıyla o senin ya ödülün ya da cezan oluyor. Şimdi bizi izleyenler arasında ilişkisiyle ilgili problemler yaşayanlar varsa çaylar kahveler alınsın. Gerçekten dertleşmek üzere buraya geldik. Kime ne diyorsun? Kim? Alo diyorum, hadi ha, alo. Onlara, hadi, seyircilerimize. Hadi alo. 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Arkadaşlarımız telefon başında sizi bekliyorlar canlı yayına bağlamak üzere. Sorularla başlayacağım, tamam. Yine. Tamam mı? Sonrasında da telefonlarımı sağlayacağım. Şimdi bu aslında hayatın içinden bir soru. Bilmiyorum sizin başınıza geldi mi? Ya da şöyle söyleyeyim. En yakın arkadaşınızın kocasını sokakta yürürken el ele bir kadınla gördünüz. Mesela ne yaparsınız? Seyirciye sormak istiyorum. Sana da soracağım. Gidip söylemeli miyiz, söylememeli miyiz? Sizden rica ediyorum. Instagram Nur Viral, lütfen bana yazın. En sevdiğiniz arkadaşınızın eşini sokakta bir başkasıyla el ele yürürken gördünüz, ne yaparsınız? Neden bu soruyu sorduğumu da programın ilerleyen dakikalarına doğru anlatacağım. Kocamın sevgilisiyle el ele yakaladım demiş Zübeyde Hanım. İsmimi de ver Nurcuğum diyor. Çünkü artık bütün mahalle, akrabalar, herkes duydu. Konu komşuya, akrabalara rezil olduk. İsmimi de verebilirsin. Ama diyor ben yine de ona aşığım. 15 yıllık kocam başka bir kadınla el ele görmeme rağmen ona karşı ilgim ve sevgim azalmadı. Boşanmalı mıyım? Bu evliliği devam mı ettirmeliyim? Aslında cevabı kendisi veriyor Nur. Yani kocasını başkasıyla da görse ben seviyorum diyor. Arkasından da sevgisini destekleyecek işte şu kadar yıllık evliyim diyor. Kimisi buna çocuğunu ekler zaten. Ama aslında o kişiden gitmek istemiyor. Yani gitmek istememesinin de kaynağını sevgi olarak görüyor veya başka bir şey olarak görüyor. Sonuçta gitmek istemiyor. Gitmek istemeyen bir kişiye boşanmalı mıyım cevabını aslında kendisi verdiği için tabii ki boşanma diyeceğiz. Ama burada ben boşanmak isteyene de boşanmak istemeyene de saygı duyarım. Sebebine gelince çok zor bir durumdur. Özellikle duygusal olarak. Düşünsene yıllarını paylaştığın veya sevdiğin, aşık olduğun insanı bir başkasıyla el ele veya samimi bir pozda görüyorsun. Onun yıkımını Allah kimseye yaşatmasın. Amin. Ve o durumda da verilecek karar çok sağlam olduğu takdirde keşkeyi yaşamazsınız. Ama çok sağlam karar vermeniz lazım. Bu hanımefendi gitmek istemediği için tabii ki boşanma diyeceğiz. Gitmek isteseydi boşanma diyecektin. Bak. Yani kocamı bir kadınla yakaladım. Yani niye bunu soruyoruz? O kadar çok bana bu konuyla ilgili soru geliyor ki. Ayrılmalı mıyım? Bu adam düzelir mi yoksa devam mı etmeliyim? Yani bir kere insan hata yapamaz mı? Hata insanlar için sonuna değil kadar mi? Hemfikirim. Şöyle hemfikirim. Aldatmalarda da öyle. Her aldatma bir değildir içerik olarak. Bende nice aldatma problemleri var. Bir kısmı özellikle hayır boşanmamalısınız bu problem düzelir diyoruz. Ama bu aldatmanın niteliği neden kaynaklandı? Bir sürü faktörden kaynaklanıyor. Sadece el ele görmekten yola çıkarak işte hanımefendinin oradaki kendi iç dünyası çok önemli. Eğer ben boşandıktan sonra keşke boşanmasaydım diyeceksen boşanmayacaksın zaten. Ama hayır ben boşanmadığım takdirde hayatım mahvolacak, huzursuz olacağım, ömrü billah buna katlanamayacağım. Bu adamı gördükçe artık benim midem kaldırmayacak diyorsa hemen koşa koşa da boşanman gerekiyor. Evet sevgili Ercan, bir kıza çok aşık oldum Nur abla diyor ve ona tek taş yüzük aldım. Fakat ben yüzüğü aldıktan bir hafta sonra gidip yüzüğü satmış. Bana kaybettim diyor ama sattığını öğrendim ve parasını da yemiş. Ben bu durumda kandırılmış mı oluyorum diyor. Evet hem de bal gibi kandırılmış oluyorsun. Yarın öbür gün senin bilgin olmadan ihtiyacı olabilir, darda olabilir, her şey olabilir. Ama senin aldığını sana danışmadan, sıkıntısını seninle paylaşmadan kendi kafasına gidip satıyor. Üstüne bir de bunu yiyorsa zaten senden birçok şeyi gizliyor demektir. Evlilikte gizlilik maalesef hiç önerdiğimiz bir şey değil. O yüzden yarın öbür gün tenceresini satar, senin başına iş açar. Tekerleme gibi oldu. Tenceresini satar, başına iş açar. Şimdi
Nur ablacığım, sizi çok seviyoruz. Adıyaman'dan yazıyorum size. Benim kaynanamın üç gelini var diyor. Kaynanam hepimizi ayrı ayrı, biz gelinler de çok iyi anlaşıyoruz ve birbirimize söylüyoruz diyor kayınvalidemin dediklerini. Kayınvalidem hepimizi ayrı ayrı en çok seni seviyorum, en çok sevdiğim gelin sensin, en gözde gelinim sensin diye herkese mavi boncuk Ha. dağıtıyormuş. Aslında kurnaz kaynana. Bence Tabii iyi niyetli. tabii o kurnaz kaynana hepsinin kendince gönlünü yapıyor. Anlatabildim Ama bu mi? gelinlere de yaranamıyorsun biliyor musun? Yani şimdi Maalesef. dese ki senin suratına, ya seni sevmiyorum dese, kadıncağız kötü bir şey demiyor Veya ki. en çok öbür gelinimi seviyorum dese al başına derdi. Seni değil de öbürünü daha çok seviyorum, seni daha az seviyorum falan. Çok doğrusunu yapıyor. Aslında her bir gelinin de ayrı ayrı Allah'ın emaneti olarak sevilmesi gerekiyor. Gelinler bundan da mutlu olsunlar. Zaten aralarında da iyi anlaşıyorlarmış. Kaynanaları bu programda harcatmam biliyorsunuz. Onları seviyorum. Çünkü biz de Anneler. kaynanadayız. Ama bir şey söyleyeceğim. Ekran başında bizi izleyen her gelin kaynana adayı değil mi? Tabii ki, Sen tabii ki. bugün kaynanana nasıl Tabii ki, davranırsan tabii. unutma, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra kaynanan da sana aynı şekilde ya da gelinin de sana Bunu aynı şekilde yaşarız. davranacak. Bunu Tabii. yaşarız yani. Tabii. O yüzden kaynanaları çok seviyoruz. Tamam mı? Bir kere niye seviyoruz? Onların evladına sahip olduğumuz için. Onlar doğurdular, büyüttüler. Ayıldık, bayıldık, Evet, aldık. ama gelinleri de çok seviyoruz. Evet. Onlar da oğlumuza gözü gibi bakıyor, değil mi? Torunlarımıza gözü gibi bakıyor. Bak, 3 günlük dünya. Şimdi biz cuma günü yaz tatiline gireceğiz. Kaynanalar, gelinler sakın birbirinize girmeyin. Çünkü perşembe ve cuma günleri, perşembe ve özellikle çarşamba günleri kaynana ve gelinlerden o kadar telefon alıyoruz ki. Alıyoruz, evet. Sizden rica ediyorum, bu yazı sakin sakin geçirin. Kaynanana çok kızdığın anda çık odadan, değil mi İnce? Mesela formüller var mı? Çok kızdım kaynanama, ne yapmam lazım? Kaynanama kızsam da veya bana ters gelen bir şey söylese de benim bu kulağımdan giriyor, bu kulağımdan çıkması gerekiyor. Sebebine Ama öyle gelince olmuyor tabii. Canın olmuyor. yanıyor. Orada bak içimizdeki şeytan devreye giriyor, nefis devreye giriyor. Yani kadın kadına bir savaş devreye giriyor. O esnada şunu düşüneceğiz. Yani söyledi ne oldu? Dünyanın sonu mu oldu yani? Bunu düşünebilmemiz lazım. Buna da yıllar içinde kavuşabiliyoruz. Hemen kavuşamıyoruz. 32 yıllık evliyim. 5 çocuğum, 8 tane torunum var. Ama kocam beni hala aldatıyor Nur Hanım demiş. Ve evliliğimin en başından beri aldatıyor. Evliliğimizin birinci haftasında diyor, başka bir kadınla onu yakaladım. Ona rağmen onca çocuk 5 yapılmış. çocuk. 5 çocuk yapılmış. Yani hep buradan onu söylüyorum. Çocuk evlilik kurtarmaz. Çocuk evliliği düzeltmez. Alacağımız artık her Ah. kararda o çocukların da vebali var. O yüzden bu saatten sonra ben ne yapacağım? Daha birinci haftada aldatan adamın yıllar içinde 5 çocuk yapıp üstüne aldatmasını sineye çakıp bir şekilde devam ettiysek artık ben ne yapacağım demenin anlamı yok. Allah onu ıslah etsin diyeceksiniz. Allah o adamı ıslah etsin. Amin. Çünkü o belli bir yaşa gelmedikçe de maalesef düzelmiyor. Böyle evliliğin birinci haftasında aldatanlar. Hilmi Bey Emel Hanım'la evli. Şu anda çift bizi birlikte ekran başında izliyor. Hilmi Bey'e de sevgilerimi gönderiyorum. Emel Hanım'a da. Bakın, bu çiftin arasında nasıl bir problem var? Şimdi Hilmi Bey 6 bin lira maaş alıyor. Diyor ki, karım Emel makyaj ve saçları için her ay kesintisiz sadece kendi için 3 bin lira harcıyor. Ekstra işlere çıkıyormuş. Şimdi ben ona bunun normal olmadığını söylüyorum diyor. O da demiş ki, ben bakımlı olacağım ki sen beni aldatma. Bu çok normal. Birlikte izliyoruz diyor. Şimdi evlilik terapistiniz ne der? Bu normal mi, değil mi? Normal değil ve Hilmi Bey'in hanımına şunu 3 bin lira seslenmek istiyorum. her ay Şunu makyaj söylemek malzemesi, istiyorum. kuaför. Siz aldatılmak korkusuyla bu harcamaları yaptıkça, eşiniz daha çok çalıştıkça yarın öbür gün bir kadın çıkar karşısına. Hayatım, ne demek sana destek olayım ben? Ne demekmiş evimde boyarım saçımı, evimde yaparım manikürümü dediği an Hilmi Bey yoldan şaşabilir. O yüzden de aman ben bakımlı olacağım sen beni aldatmayacaksın diye bir garanti yok. Nice bakımlı hanımlar tanıyorum. Benim nice danışanlarım çok bakımlı ama aldatılıyor. Aldatılmamak için illa sadece bakımlı olmak yetmiyor. Hep söyleriz ya evdeki hareketler anlayış, cilve, fedakarlık bir sürü etken var bunun için. Siz biraz bunlara yönelin. Hilmi Bey daha az çalışsın, daha çok birlikte vakit geçirin bence. Enteresan bir soru gelmiş yine. Yani
Bence de aşkın yaşı yok ama. Nur, bu sorudan önce bir ada bebeğin annesi seni izliyor. Ada bebek. Ada bebek. Evet. Ada bebeğimiz çok ufak. Hı hı. Zaman onun aleyhine çalışıyor şu anda. Ve sana çok selamları var. Aleyküm selam. Instagram'da adaya umut ol sayfasını Nur ablası bir takip edebilir mi dediler. Çünkü desteğe ihtiyaçları var. Adaya umut olsun. Adaya hepimiz takip ol. Edelim. Adaya umut Biz burada ol kocaman bir aileyiz. Ada bebek için ciddi anlamda desteğe adaya ihtiyaç umut var. Olsun. Adaya umut ol. Umut ol. Adaya umut ol. Bakacağım şimdi, evet. Ben de birazdan göstereceğim. Sen özellikle bence el at. Tamam. Ada bebeğin ihtiyacı var. Peki, şimdi hemen biraz sonra bakacağım. Aşkın yaşı var mı sizce? Önce size soruyorum. Aman 57 yaşına geldin, ne aşkı ne meşki diyenlerden misiniz? Onu bilmiyorum. Bize ulaşan sevgili seyircimiz 57 yaşında kör kütük aşık olduğunu söylüyor. Aslında şöyle diyor. Böyle bir aşk var ama tam da emin değilim. Ama aşık olsam acaba karım ne der diye soruyor. Ha, evliyken aşık oluyorsan aşkı arıyorsun demektir. Bu nasıl demektir. Bir soru? Karın ne der? Yani Allah razı olsun. Ne iyi yaptın. Hadi onu da çağır, çay mı içelim diyecek. Aa, aşk seni bir güzelleştirdi, gençleştirdi. Adam Hadi sende devam. Bir değişik. Ya ne diyecek yani? Yıkılacak. Kaldırın bu soruyu. Vallahi. Yıkılacak. Bu cevap... Ben bunu önce dinlerken bekar biri soruyor gibi dinledim senden. Sonra ben de okuyunca duyunca... öyle zannettim de. Çok saçma geldi bana. O yüzden bu soruyu kaldırıyorum. Kocam bana aşkım diyor ama başka kadına da aşık olmuş. Cep telefonlarında fotoğraflarını yakaladım. Birlikte görüntülerini yakaladım. Kocam benim koca bir yalancı mı? Ben nasıl hareket edeyim? O telefonunda yakaladığım bütün fotoğrafları unutamıyorum Nur abla. İçim çok acıyor. Ne yapmam lazım? Erkeğin aşkım demesiyle o aşkımı destekleyecek davranışı paralel yürümediği takdirde bana pek inandırıcı gelmiyor. Yani sevgi dilden dökülenle davranış birleştiğinde inandırıcıdır İnci Yeşilyurt için. O yüzden sadece benim davranışıma bak söylemeyeyim. Ben söyleyeyim davranışımda olmasın. Benim için asla anlam ifade etmiyor. Burada önemli olan size aşkım deyip aldatmasından daha büyük bir probleminiz var. Eşinizin aldatmak için yalan söyleme ihtiyacı. Yani iki problem var. Hem aldatıyor hem aldatmak için yalan söylüyor. Muhakkak destek almanız gerekiyor. O fotoğrafları siz ölene kadar belki de ara ara da olsa terapi sonrası hatırlayacaksınız maalesef. Ama aslında siz şunu göreceksiniz. Asla benim eşim yapmaz dememeyi öğreneceksiniz artık. Herkes her şeyi yaşayabilir ve yaşatabilir. Buna hazırlıklı bir hayat sürmemiz lazım. Evet, telefonlara geçeceğim ama bir şey söylüyorum. Az önce bir soru sorduk ya. Hani en yakın arkadaşınızın kocasını ya da karısını yolda bir başka kadın ya da adamla gördüğünde ne yaparsınız? Esen Hanım demiş ki Nur Hanım çaktırmadan resmi çeker ispatlayarak. Tabii ki en yakın arkadaşımsa onunla paylaşırım. Öbür türlü vicdan azabı çekerim. Arkadaşıma ihanet sayarım demiş. Zema Hanım da demiş ki ben de söylerdim. Burcu Hanım hiç dakika beklemeden söylerdim. Çünkü arkadaşıma ihanet etmiş gibi olurum. Genelde gelen mesajlar hep söylerdim. Ben önce arkadaşımın eşini tanıyorsam onunla konuşurum. Önce onunla konuşurum. Gördüğümü bildiğimi söylerim. Ve bu seni ilgilendirmez dediği takdirde de o zaman arkadaşıma söylerim. İlgilendirir çünkü. Gerçek dostluk onun yaşadığı acıyı da kendi içinde hissedebilmektir. Onun yaşayabildiği sıkıntıyı paylaşabilmektir. Ona yoldaş olabilmektir. Diğeri sahte arkadaşlıktır. Aman evliliği bozulmasın falan diye de söylenmesi gerekir. Evet, telefonlarımız çalmaya başladı. Kim arıyor merak ediyorum. Burada numaraları görüyorsunuz. Lütfen arayın bizi. Derdiniz derdimizdir. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Nur abla. Dinliyoruz sizi. Sevgili Türkiye'nin dert annesi diyorum ben ona. İnci ablayla beraber kulağımız sizde. İyi ki varsın. Siz de iyi ki varsınız. Kadınları görünce biz güçleniyoruz. Gerçekten. Evet. Ağlıyor musunuz siz? Benim idealim bir anlaydı. Evet. Şu anda İnci abla ve siz gerçekten beni çok güçlendiriyorsunuz. Canımsınız. Sevgili Müge Anlı'yı da çok severim. Çok yakın ve çok kıymetli arkadaşımdır. Evet. Gerçekten o da Türkiye'nin en önemli kadınlarından. Sizin derdinize bir nebze hani
yaranıza merhem olabiliyorsak ne mutlu ne bize. Mutlu, evet. Sizi doğuran analara Allah cennetini makbul etsin. Amin. 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 Sizin canınızı bu kadar sıkan, sizi böyle hüngür hüngür ağlatan nedir? Nur Hanım, eşim beni sürekli aldattı. Evlendiğimiz günden bu yana. Of 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 of. Ayrılmaya hiç cesaretim olmadı çünkü ikinci evliliğimdi. Onun ilk evliliğiydi. Sürekli senin ikinci evliliğin. Ben haksız da olsam sen haksız olacaksın herkesin gözünden nazarında. Öyle oluyor hayatım, doğru. Küçük oğlum vardı. O zaman 1,5 yaşındaydı oğlum. Oh, emziriyordum. Benim ikinci evliliğim, iki tane de kızım vardı. Kızlarımı kapının önüne koydu. Eniştem geldi, topladı, çocuklarımı götürdü. Tabii ki bir hafta gezmeye gelmişlerdi benim yanıma. Bir haftayı, iki gün sonra kapıya koydu. Senin canını kızlarınla yakabilirim ancak diye. Çünkü başka türlü benim canım yanmaz. Ses çıkaramadım çünkü çocuğum emiyordu, küçüktü. Ailesine anlattım. Erkektir yapar. Sen çekmek zorundasın. Çekmiyorsan kapı orada. Biz oğlumuza daha güzelini buluruz. Daha iyisini buluruz. Zaten ailesi istemiyordu. Sonrasında işte ailesi sürekli bu şekilde oğlunun yanında durdu. Basit şeylerden kavgalar çıkarıp babası arıyor. Oğlum çocuğu al gel. Abilerinden öldürüyor mu ölüyor mu hani karşına duran olursa. Fark etmez. Ama çocuğu al gel. Çocuğu bırakma. Bu şekilde 13 yıl geçti. Of, of, of. Bu 13 yıl zekabında işte biraz böyle bir düzelme aşamasına girmiştik ki dedim ya tamam düzeldi artık. Bir çocuk daha yaptık. Şu an 2 yaşında oğlum ellerinizden öper. Allah bağışlasın. Hala devam ediyor. Aldatmaları, psikolojik baskısı. Kızım üniversite okuyor. İki kızım vardı. Bir tanesi evlendi. Ben çok küçük evlendim. 13 yaşında aile zoruyla. Çocuklarından ayrı değilsin ama değil mi? Şu anda hep berabersiniz. Evet, evet. Heh. Asla bırakmam. Çocuk asla bırakılır mı? Asla bırakmayacağım. Hayat bana ne getirirse getirsin çocuklarımı bırakmayacağım. Peki şu andaki durumun ne? Yine aldattın mı gördün? Durumu... Yakaladın mı? Aldatıyor zaten sürekli aldatıyor. Yakalamama gerek yok bundan. Yani nereden biliyorsun daha... sürekli aldattığını? Bir şey görüyor musun? Sana tabii, tabii, haber tabii. mi veriyorlar? Ne yapıyorlar? Şimdi ben telefonundan öğreniyorum bunları. Hmm. Sizin bu parmak izi şeyiniz var ya. Aramızda kız böyle. Öyle yüksek sesle söylemiyorsun. Ama ne yapalım işe yaramıyor. Bak her şey ortaya çıkıyor. Evet. İnce abla kızacak bize. Yok. Ne yapıyorsunuz? Erkekleri rahat bırakın ama diye. Ama dün ben fırça yedim bu yüzden bir erkekten. Benim dur, eşim onu sonra konuşalım. Sonra peki eşin uyurken gittin telefonunu aldın. Evet. Parmağını bastırdın. Evet. Şak diye çıktı mı her şey? Her şey çıktı. Zaten ona işte bu 2 yaşındaki oğlum rahatsızlandı. Geçmiş olsun. Evet. Sağ olun. Yoğun bakımda kaldı 10 gün. O süre içinde bir bayanla görüşüyor. Kendine yakın birisiyle ailesine. Bir dakika çocuğunun sağlık durumu nasıl şimdi? Çok iyi şükürler olsun. Çok şükür. Hiçbir şey peki. kalmadı. Peki o fotoğrafları evet. gördüğünde o anda eşini uyandırdın mı? Ne yaptın? Neler yaşadınız? Uyandırmadım. Hiçbir şey demedim. Bir süre sessiz kaldım. Sonra içim içime sığmadı. Daha sonrasında işte anlattım. Dedim neden yapıyorsun? Yapma. Hı-hı. Bak benim gururum var. Ben erkeğimdir. Yıkanırım gelirim biter. Bak. Gibi şeyler. Sonrasında işte bu yakınıyla bayağı bir görüşmelere başladılar. Sürekli bakıyorum ikisi de çevrimci. Çevrimci. Oğlumla birlikte takip aldık. Sonra işte... Peki o kadını sen tanıyor musun? Seni aldattığı kadını? Şahsen tanımıyorum. Şahsen derken şöyle hani memleketler ayrı olduğu için görmedim. Ama hı. tanıyorum, biliyorum. O senin bildiğini biliyor mu? Evet. Aradın mı yoksa kadını? Kadını aramadım. Kadın zaten hani zor durumdayım. Eşimle görüşüyorum. Eşim bana yardımcı oluyor falan diye. Benimle de görüşüyor bu arada. Nasıl? Şaşırdım ben şimdi.
Peki hiç tanımadığım, bir dakika orasını anlamadım. Hiç tanımadığım bir kadın seninle neden görüşüyor? tanımadığım değil, şöyle birbirimizi biliyoruz. Mesela hani ben onların gelinleriyim, onlar bir eşimin akrabası ya. Ama yüz yüze görmedim. Eşinin Bak akrabasıyla. bak bak. Peki eşin ne yardımında bulunuyormuş ona? Bunun eşi onu tehdit ediyormuş, ayrıldığı eşi. Benim eşim ona güzel mesajlar, yorumlar yaparsa, görürse benim eşime ulaşacakmış. Eşimle karşı karşıya gelecekmiş. Ha, ben yorumları Facebook üzerinden göreceğim ya. Aslında Gördüğüm bunu böyle zaman mi söyledi? evet, bana o şekilde Bir söylediler. yaşıma daha Ve girdim. ben de dedim ki hani hala ulaşmadım bu adam sana. Bu kadar yorum var. Kalpler, aşklar, sözleri. Ay bir de kalp mi Evet. koyuyor Facebook'tan Tabii şeylerine? Mesela. tabii. Çok güzelsin kuzen. Çok tatlısın. Ha kuzen mi diyor bunları yazarken? Kocası Tabii, kuzeni. kuzenler Tamam. zaten. Acaba şimdi ben hep soruyorum. Yani her zaman yani burada tabii ki her zaman erkekleri de suçlamıyoruz. Yani burada kadınlar da erkekler de olaya göre kim suçluysa onu değerlendiriyoruz. Belki adam gerçekten kuzeni olduğu için iyi niyetli olarak yorumlar yazıyor olabilir mi Facebook'un altına? Yok Nurhan'ım, şöyle ben daha Niye güldün? sonrasında Olabilir işte ama yani. Kalpler. ailesiyle Şeytan. görüştüğümde artık ben bunların telefon faturalarını çıkardım. Eşi bir şey gidiyor ya, Evet. fatura benim üzerime. Tamam. Döküman aldım. Döküman sabah evden çıkıyor, akşam gelinceye kadar görüşmeler Bütün gün. internetten. Oo. Gece gidiyorsa gece sabahlara kadar sürekli görüşmüşler. Bir aylık dokümanı çıkarttırdım zaten, fazla çıkarttırmadım. Sonra işte ailesine attım dokümanları. Ailesi Tamam. artık hani öbür bayanlar dışarıdan oldukları için, tanıdık olmadıkları için duyulmaz. Bize bir zarar gelmez ama bu duyulduğu zaman biz rencide oluruz falan diye kızı tepkiyi koydular. Kızla görüşmemeye başlattırdılar bunu. Sonrasında işte dedim neden yaptın? Benden fazlası neydi? O ara o kadar kötü oldum ki kendi kendime fotoğraflar, selfiler yapıyorum. Gülemiyorum. Gülersem diyoruz. Bütün kadınlar gülerken çok güzel. Ben niye güzel olamıyorum? Ah canım Kendi benim. kendimden şüphe etmeye başladım. Benim çocuğum yoğun bakımdayken ölümle pençeleşiyordu. Yani benim çocuğum dedin aslında ikinizin ortak çocuğu değil mi? Evet, Yani evet. senin çocuğun yoğun bakımda ölümle pençeleşirken aynı Babası. zamanda kocanın da çocuğu. Aynen. Aynen. Babası ölüm bakımdaki yoğun bakımdaki ölümle pençeleşen çocuğunu bırakıp gidip başka kadınlarla beraber oluyor. Gönlünü Evet. eğlendiriyor. Aynen öyle Yazıklar yaptı. olsun ona. Ahlaksız. Allah karşılarına çıkarsın diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ve çıkartıyor da. Ben ilahi adalete inanıyorum. İnan. İnanıyorum. Peki Çünkü şu hayatım ya anda bak şimdi senin nezdinde buradan herkese söyleyelim. Sonra sözü İnce ablamıza bırakacağız. Ya buyur. buradan bak hep söylüyoruz. Bir kere kocan aldattı. Birinci çocuğu Evet. yaptın. Peki neden ilişkinden çok emin olmadan ikinci çocuğu da yapıyorsunuz? Bu adamlar Çünkü düzeliyor mu? yok, hayır, kesinlikle kimse düzeliyor diye beklemesinler. Öyle bir yani beklentiye kimse girmesin. Ve ikinci evliliği yapan kadınlara sesleniyorum. Lütfen dikkat edin. Ve genç kızlarımıza sesleniyorum. Müge Anlı gibi, Nur Viral gibi, İnci Yeşilyurt gibi ayaklarınızın üzerine sapasağlam duruncaya kadar evlilik düşünmeyin. Düşünmeyin diyorum. Ve ben kızıma üniversiteyi bitirttim. Ve şu anda kızıma güvenerekten diyorum ki ben boşanıyorum. Ve kızıma güvendiğimi bildiği için de diyor ki adam, neye güveniyorsun? Güvendiğin dalları da kırarım. Allah öyle bir Allah ki senin elini Öyle. ayağını kırar hiç Tabii. hareket edemezsin yani. Tabii. Şu anda öyle bir şeyle pençeleşiyorlar ki Nur Hanım. Benim bilmediğimi zannediyorlar. Duydum. Oh. Alo. Ay kadıncağız düştü telefondan. Ahzab suresi 40. ayet der Peki ki hüküm Allah'a öpüyoruz sizi. aittir. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Yani senin güvendiğin dalları kırarım demiş ama Ahzab suresi ne diyor? Hüküm sadece Allah'a aittir. Evet. Yani o hiç öyle senin güvendiğin dalları kırarım filan değil. Allah cevabını verir. Buradan bir şey söyleyebilir miyim? İkinci evliliklerini yapanlara. Hani derler ya beni anlayabilmek için bana benim gibi birini getirin. Hani adam damdan düşüyor. Bana diyor tabip değil de doktor değil de diyor bana damdan düşen birini getirin. O benim halimden çok iyi anlar.
Ben bu konuda damdan düşen biriyim. İkinci evliliğini yapmış ve hani Türkiye'nin önemli isimlerinden biriyle evleniyorum, yuva kuruyorum ve tabii ki o yuvayı kurarken diyorsun ki hi Allah'ım hiç bitmesin. Çünkü neden? Hiçbir evlilik Tabii. bitmek üzere Tabii. o masaya İyi oturmuyorsun, niyette hepsi. imzayı atmıyorsun. Olaylar seni öyle bir yere getiriyor ki. Mesela olaylar beni çıkmaza getirdiğinde, bakın bunu büyük bir samimiyetle söylüyorum. İkinci evliliğim, ekrandayım, evlilik programı konuşuyoruz. Kim benim için ne der? Acaba etraf ne söyler? Konu komşu ne düşünür? Akraba ne der? Ayrılırken bir dakika bile tereddüt etmedim. Biliyorum o günlerini senin, Hiçbir ben çok iyi biliyorum. şekilde şunu söyleyeceğim. İkinci evliliğini yapıp da mutsuz olanlara sesleniyorum. Mutsuz musun? Bu hayat sana bir kere veriliyor. Hiçbir şeye katlanma. Bunu da söylerken eğer tabii ki maddi gücün, işte gidecek bir yerin, yani hepsini ayrı değerlendirmek gerekiyor ama şunu çok iyi biliyorum. Allah bir insanı bir yola çıkartıyorsa mutlaka önünü de açıyor, engelleri kaldırıyor. Bir tek yere Allah'a sığın, yolun açılacaktır. Sevgili seyircimiz, bizi arayan, böyle gönülden derdini paylaşan, bizi izleyen bu hanımefendiye senin tavsiyelerin ne olur? Şu anda girdiği yol çok doğru. Yani anladığım kadarıyla gidecek yere yapacak, kazanacak herhangi bir parası, daha doğrusu kendi ayaklarının üstünde duramadığın için katlanmak mecburiyetinde kalmışsın. Bir anlamda kendi ayaklarının üstünde duramamanın bedelini yaşamışsın. Ama artık ne güzel bir cümle kullandın. Kızım da artık üniversiteyi bitirdi ve ben boşanacağım dedin. Evet, Nur'un da söylediği gibi sabrettik, katlandık, baktık olmuyor. Tabii ki artık kendi hayatımızı kurtarmak amacıyla evlenmek gibi boşanmak da bir hak. O hakkını kullanmanı ben sana öneriyorum. Ve karşı tarafın dikkat edersen söylediği bir şey var. Neye güveniyorsun? Eğer bu hayatta güvenecek, kendi ayaklarının üstünde duracak, her türlü işi yaparak kendi mideciğini doyuracak kadar bir kazancı bir şekilde ahlakınla, namusunla elde edeceğin gücünü hissederlerse böyle ezemiyorlar sizi. Bundan emin olun. Ve bu yüzden de karşı taraf eğer vicdanı yoksa, eşin gibi ahlakı zayıfsa bu yaptıklarını yapıyor. Güvenecek bir şeyin olduğunda o da bunları kesecek zaten, ama iş işten geçmiş olacak. Allah'ım kim olursa olsun, erkek ya da kız Evet. çocuk, evlatlarımızı insan gibi insan, hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Vicdanı olan, Vicdan. ahlakı Evet, olan, evet, evet. biraz Para inan ki değil, vicdan ve ahlak. imanı olan. Ha, Yani bunlar o kadar önemli bunlar şeyler ki, önemli. evlatlarımızı Allah'ım tahtı ve bahtı Allah güzel korkusu olsun. olsun içinde ya. Amin. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Günaydınlar. Hoş bulduk. Günaydın Nur Hanım. Merhaba İbrahim Nur Merhabalar. Hanım. Merhaba. Merhaba. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Biz de sizi çok Teşekkür seviyoruz. ederim. Hep dinliyorum. Çok faydalı şeyler anlatıyorsunuz. Ya benim sıkıntım 10 senelik evliyim. 2 tane çocuğum var. Eşimi çok seviyorum. Ama bazen onun sevmediğini düşünüyorum. Ya işte son 5 senede telefonda aldattığını gördüm. İşte başka bayanlara, hem de 2-3 tane bayan, işte birine canım yazmış, işte birine cicim, birine gülüm, işte birine işte hani sen, En son işte peki size ne birine zaman dedi cicim seninle, gülüm balım? Ha? efendim? En son size ne zaman söyledi cicim gülüm balım sevgilim? En son çok hatırlamıyorum. İşte bunlara söyledim ben eşime gördüğümü ve çok ağrıma gücüme gittiğini söyledim. Ne dedi? İşte ya onda bir şey yok da işte ne olacak da Aa. işte tamam bir daha dikkat ederim de Ben de işte söyleyeyim. ya çok da şey yapmıyor hani ona sanki normalmiş gibi geliyor ama benim güvenim bitti hani acaba bir daha yapar mı hani ben evliliğimi yıkmak istemiyorum eşimi yuvamı çocukları seviyorum hani böyle şey tereddütlerim şeylerim var ne yapabilirim ince hanıma sorum. Nasıl bir yol izleyebilirim diyorsun, değil mi? Evet. Çok haklısın. İnsanın kocası, çocukları olunca. Evet. Bir de özellikle şu rahatsız etti benim. Önemsemiyor, pozu yapıyor. Yani ne var bunda? Anlatabildim mi? Canım dedim, ne var bunda? Çok şey var bunda. Ve siz
İncindiğinizi, duygularınızı vesaire ifade ettikçe aslında maalesef onda şunu uyandırıyorsunuz. Aa bak bana ne kadar düşkün, beni ne kadar istiyor, beni ne kadar önemsiyor. Bakalım diğer kadınlar da önemseyecek mi? Onlara da biraz bir yanaşayım bakayım. Hayır, benim duygularım falan incimiyor. Sen beni kaybedeceksin. Bunu vermemiz lazım. Yani kendi değerimizi aşağıya çekip karşı tarafın değerini yükseltecek tarzda o yakınlıkla lütfen konuşmayın. Burada evlilik kurumuna aykırı ciddi bir hata var. Yani sizden başkasına, akrabası yani annesi hariç, ablası hariç, sizden başkasına öyle canım gülüm vesaire, bunlar dağıtılmaz. Bu bizim adetlerimize aykırı. Bu yüzden de biraz takipte kalmanızı öneriyorum. Tekrarlama riskini görüyorum çünkü. Peki, Tekrarladığı teşekkür takdirde de ederiz. lütfen inciniyorum, üzülüyorum, ay bir daha yapma yerine kesin tavır koymamız gerekiyor. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Nur abla. İnce anne demek istiyorum Ay ben artık. kıyamam Seven. Kıyamam Seven. Merhaba, nasılsınız? Biz iyiyiz, siz? Ben iyi değilim. Neden? Şöyle anlatayım. Ben 38 yaşındayım. Evet. Çok heyecanlıyım. Şu an çok kötüyüm. Bundan 10 yıl önce eşim Sezer Ömür vefat etti. Başın Başın sağ sağ olsun. Teşekkür ederim. Ve ailemin yanında 10 yıl kaldım. Ailemle beraber. Ve daha sonra bundan 8 ay önce bir evlilik yaptım. Ve gerçekten severek evlendim. Ama ailemin rızası olmadan bir evlilik oldu. Çünkü ailem benim hiçbir şekilde evlilik yapmamamı istiyordu. Neden? Neden? Ya yani neden? Şöyle söyleyeyim. Hani bir tane evladım var. Şu an 14 yaşında. İşte oğlunu büyüt. Gerek yok. Aylığın var. İşte diğer vefat eden eşimden bakurarlığın var. İşte ihtiyacın yok. Hani bizimle yaşayabilirsin diye Ama insan düşündüğü sadece şey için, yani maddiyat için evlenmez için. ki, değil mi? Duygusunun da Ama beslenmesi öyle istiyor. düşünmüyorlardı işte Nur abla. Ben kaçarak bir evlilik yaptım. Küçük Ah bir canım. şehirde, yaşıyordum. İstanbul'a geldik. Yani İstanbul'da yaşıyoruz şu an ve benim burada hiç kimsem yok. Önce Allah var, bir de Aa, oğlum var. hayatım, kimseye ihtiyacın yok. Önce Allah'ın Allah varsa, yeter. buna inanıyorsan, Evet, çok kimseye şükür. ihtiyacın yok. Çok şükür. Yani şimdiye kadar hep kendi ayaklarım üstünde durdum. Güçsüz bir kadın değilim aslında. Seni ağlatan ne? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Kocan aldattı mı Evet. seni? Yok, hayır, aldatmadı. Eşim beni severek aldı, Tamam. evlendik, kaçarak evlendik. Yani her şeyimizi yaptık, dini nikahımız, imam nikahımız, her şey tamam. Tamam. Ama bana dediği şey evliliğimizden 2 ay sonra. Bunu Cinci ablaya sormak istiyorum. Seni diyor insan olarak çok seviyorum, vicdan olarak çok seviyorum, merhametlisin çok seviyorum, kadın olarak benim için dört dörtlüksün ama ben sana bir şey hissetmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani yatak odamızda iki arkadaş gibiyiz, evde iki arkadaş gibiyiz ve bu durumdan ben böyle ağladıkça bana diyor ki sen ağladıkça ben de üzülüyorum ama diyor içimden bir şey gelmiyor, elimde değil diyor. Peki evliliğinizin İsteyerek en başında bu böyle miydi? değildi. Yani evliliğimizden iki Sence ay ne sonra oldu? Ne oldu hiçbir da şey böyle oldu? ya normalde hiçbir şey olmadı. Yani biz kavgamız yok, gürültümüz yok, saygısızlığımız asla yok. Birbirimize inanılmaz saygılıyız, inanılmaz güzel hitap ediyoruz. O bana hatun diyor hala da, yani ismimi dahi söylemiyor. Hani ben elimden gelen hizmetimi, hürmetimi yapıyorum. Ama ilişkimizde böyle nasıl diyeyim, işte bir canım cicim beraber yaptığımız, ortak yaptığımız evin dışında hani bir yerlere gideceksek gidiyoruz ama daha böyle sevgi, nasıl diyeyim, karı koca ilişkimiz yok. Cinsel hayatınız yok. O yok. Onun haricinde de mesela ben Yok, ona iki gidip aydır mı yok? atıyorum sarıldığımda öptüğümde onun karşılığı yok. Peki ne kadardan beri cinsel hayatınız yok? Bak, evliliklerde bu çok önemli Dört çünkü. Dört ay, beş aydır. ay bilmiyorum yani. Hatırlamıyorum. Yatakları da ayırdınız bu durumda, öyle Yok, mi? yatakları ayırmadık. Hayır, aynı Kardeş gibi yatak yatıyoruz, odasında değil mi? aynı Arkadaş yatakta gibi yatıyoruz. yatıyoruz ama o bir köşede, ben bir köşede. Siz kocanızı öptüğünüzde, ona böyle güzel sözler söylediğinizde Evet. hiçbir karşılığını bulamıyorsunuz onda, öyle mi? Aynen.
Ve aldattığına inanmıyorum. Çünkü yani inanmıyorum derken telefonun şifresini biliyorum. Zaten diğer türlü bir tek telefon var. Hani diğer türlü işte başka sosyal medya olarak ikimizin de öyle bir şeyi yok. Peki o zaman aldattığına inanmıyorsanız, böyle bir şeyi düşünmüyorum diyorsanız, bunu kocanıza sormadınız mı? Hayatım, biz seninle evliyiz ve bizim neden cinsel beraberliğimiz yok? Evet, sordum. Ne Bakın dedi? bundan kendi de çok rahatsız. Yani diyor ki içimden gelmiyor diyor. Yani bir şey Kaç hissetmiyorum yaşında? diyor. Ben de Kaç Allah'a yaşında? dua ediyorum. Keşke diyor bunu sana yaşatmasaydım. Keşke senin hayatını mahvetmeseydim Kocanız diyor. kaç yaşında? 48 yaşında. Gençti. Ama bazen andropoza girebilir. Girebilir Ne yani. tavsiye ediyorsun? Öncelikli olarak eşinizin bir üroloji uzmanına başvurması gerekiyor. Bundan rahatsız olması gerekiyor zaten. Eğer fiziksel bir problemi yoksa bir cinsel terapi uzmanından destek almanız lazım. Çünkü daha işin başındasınız. Bakın 4-5 aydır yok. Bu eğer seneyi devirirse onun tedavisi de sıkıntılı olur. O yüzden çok acilen bir üroloji uzmanına, yani bazı tahlilleri, tetkikleri, muayenesi yapılacak. Ondan sonra da bir cinsel terapi uzmanına gittiğinizde probleminizi çözeceklerdir. Çünkü cinsel hayatınızın olması gereken bir yaştasınız. Yani Evet. yaştasınız ve cinsel, bakın ben de aldatma olduğunu düşünmüyorum. Ama fiziksel bir problem olduğunu düşünüyorum. Yaz bir şey sormam lazım. Birden bıçak gibi mi kesildi, yavaşlayarak mı kesildi? Ya şöyle söyleyeyim İnce abla, yani birden bıçak gibi derken hani ben anlamadım aslında, öyle birden bıçak gibi kesildi. Yani nasıl anlatayım? Hani bir sonuçta karşımdaki bir erkek, hani bir erkek sokaktan geçen bir bayanı gördüğü zaman bile wow diyebiliyor. Evet. Ama benim eşimde hiç öyle bir şey yok. Bir tek bana karşı değil, hiç kimseye öyle bir şey Ya yok. tamam, o başka bir şey. Size karşı birdenbire mi yatak odası bıçak gibi kesildi, yoksa peyderpey azalarak mı kesildi? Bu önemli. Yani azalarak yani işte evet bugün olmadı, işte bir hafta sonra olmadı, 10 gün sonra bir daha öyle, Azala evet azala. sonra hiç olmadı. Büyük bir ihtimalle cinsel terapi uzmanı gerekli Peki o olacak. zaman şöyle Olacak, yapmanız olacak. gerekiyor. Kocanızı alacaksınız, beraber Bir bir üroloji uzmanı önce. üroloğa Evet, gideceksiniz. evet. Zaten biliyorsunuz artık hastanelerde de cinsel işlev Tabii, bozuklukları tabii, birimleri tabii, var. Oraya tabii. başvuracaksınız. İşin başında çünkü. Evet. Kocanız belki kendisini bu konuda yetersiz hissettiği için o Olabilir, birleşmeye girmek olabilir. istemiyor. Bazen bir koku bile etkili olabiliyor. Evet, birlikte doktor yolu gözüktü size. Evet. Allah'tan sevginiz var hala aranızda. O çok önemli. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Televizyonunuzun sesini kısar mısınız lütfen? Telefondan konuşalım. Evet, tamam. Teşekkürler. Merhaba, kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Dinliyoruz sizi. Ben 8 yıldır evliyim. Bir tane oğlum var 7 yaşında. İkinci evliliğim. Eşimin de öyle. İlk eşimden de benim kızım var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Eşim İzmir'de oturuyorum ben. Eşim memleketine annesi taşındı. Eşim de gitti oraya. Orada boşanma davası açtı ve tekrardan biz boşanmadan bir başkasıyla evlendi. Ve benim Maşallah. arkadaşım da o da. Aynen. Ama siz boşanmadan evlenemez ki. İşte normal bir dost hayatı yaşar gibi Ona şimdi. evlendi Tabii demeyeceksiniz. canım, O evlendi hala diyemezsin. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına Tabii. göre sizin kocanız. Tabii O olur mu öteki şey? kadının sorunu. Yani Olur mu ben de şey? onu söyledim. Kendisi tekrardan İzmir'e döndü. Barışmak istedim. İki çocuğum var benim sonuçta dedim. Sevgi de olmasa tabii ister etmem. 8 yıllık bir yaşantımız oldu. Kötü kavgasıyla, dövüşüyle. Her Evlendiğini şekilde peki kimden duydunuz? kadının ayrıldığı eşi, köylerindeki akrabaları, herkes beni aradı. Orada Yani sağ bayağı olsun. böyle bildiğiniz düğün dernek mi yapmışlar? Yok, düğün dernek yok. Normal almış, imam nikah kıydık diyorlar sözde. Öyle bir şey de yok. Öylelikle evine getirmiş, oturtmuş. Ya bakkaldan şey alır gibi Allah'ım Adamın sen burada ya. karısı var, çocuğu var. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre evli, değil mi? Evet. Gidiyor başka bir kadınla. Oh, ne ala ya. Ve Ve bunu etraftan hiç kimse ses çıkartmıyor. evet, tepki göstermiyor. İzmir'e tekrardan geliyor. Kendisi memleketinde iş bulamayıp tekrar buraya gelip çalışıyor.
Dün de geldi. Yine benim akşama kadar geldi balkonumda, komşumun eşliğinde. Oturduk, konuştuk, çocuğunu sevdi. Yemeğimizi hazırladık, yedik. Diyorum ki barışalım diyorum. Benim annem diyor barışırsam diyor beni evlatlıktan reddeder diyor. Neden Kayınvalide. kayınvalideniz mi reddediyor? Aynen. Benimle barışırsa oğlunu reddedermiş. Neden? Gerekçe ne? Hangi gerekçeyle? Gerekçesi bizim şöyle oldu. Müteahhit bunlara iki daire verdi. İki daireleri için oğlunu işte parayla daireyi elinde tutmaya çalışıyor. Korkuyor ki annem bana mal mülk vermeyecek. Evlatlıktan reddedecek. Yani kayınvalideniz şunu söyleyebiliyor. Karınla başa başa. Karınla barışmayacaksın. Gidip Evet. başka kadını kendine alabilirsin. Aynen. Torunlar annesiz kalabilir. Aynen. Vay be, böyle kayınvalideler de var yani. Ve şu anda eşim burada. Yani güzellikle konuşuyoruz. Hani muhabbetimizi edebiliyoruz. Ha, evime gelip kalmıyor tabii ki. Oradaki aldığı bayandan şu an kayınvalidemle aynı evde yaşıyor. Ve Yazıklar herkese olsun. de benim bakıcım diye ben avukat tuttum. Kendimi savunmak için. Boşanmamak için. Evet. Sırf yani eşimi de sevdiğim için. Herkese şimdi diyor ki önceden evlendi diyordu. Evet gelinim var diyordu ve şu anda korktuğu için bakıcım diye herkese hitap ediyor. Kadın için. Ben Siz bunun avukatı için ayrılmak için mi tuttunuz? Yani bu hayır evliliği ayrım o kendisi boşanma davası açtığı için ben de kendimi savunabilmek için avukatı tuttum boşanmak için değil. Ben barışmak için elinden gelen neyse onu yapmak için. Şu an oturduğum ev kayınvalidemin evi. tamam. Hatta bana tazminat gönderdi. Ben 8 yıldır oturduğum evde kiracı olarak göstermiş beni 10 aylık. 7 milyar tazminat göndermiş bana. Kayınvalidem. Ama siz orada kocanızla beraber oturuyorsunuz o evde, değil mi? Şu Torun da an var. birlikte oturmuyoruz. Tamam. Ya bu zamana kadar birlikte oturdunuz. Aynen. Evet. Allah'ım, kimseye güven Kimseye yok. güven. Kocanızın ilk Kimseye evliliği güven. neden bitmiş biliyor musunuz? Ne kadar sürmüş? 1,5 yıl sürmüş. Onun da bir tane oğlu var. Şu an 13 yaşında bir oğlu Peki var. sorunuz nedir İnce ablamıza? Şimdi benim bunun için ne yapmam gerekir? Sizden de bir akıl almak istedim İnce ablamdan. Tamam, bizi televizyondan Tamam. izleyin. İnci'cim çok affedersin. Sevgili seyircilerimiz, ayrılmazsanız, siz de ekran başında kalırsanız bir minicik reklam aramız var. Evet sevgili seyircilerimiz, dertleşmeye devam ediyoruz. Dertleşme zamanı. Instagram'dan adaya Umutoğlu takip ettim. Eminim siz de takip edeceksiniz. Bir anne yavrusu için çırpınıyor. Allah'ım nerede? Evladı için çırpınan, sağlık savaşı veren, sağlık derdi yaşayan kim varsa ona acil şifalar Amin. diliyorum. Amin. Allah gerçekten hepimize ayrı ayrı dertler veriyor ama sağlık derdi vermesin. Amin. Gerisi her şey halloluyor. Sağlık ve huzur oldu mu? Mide her Her şeyi şey kabul var. ediyor yani. Her şeyi kabul ediyor. Doğru söylüyorsun. Tabii. Evet, telefonlarımızı alacağız sevgili seyircilerimiz. Dertleşmeye devam ediyoruz. 0212 333 33 70 ve 71 telefon numaralarımız. Alo. Alo. Alo, günaydın Nur abla. Hoş geldin canım, tünaydın diyelim. Buyurun. Çok heyecanlıyım da şu an nereden başlayacağım da tam Ben bilmiyorum. sana sorayım, öyle başlayalım. Tamam. Heyecanınız çok normal. Hep diyorum ya, canlı yayına bağlanıp bir de en Evet. özel derdinizi anlatıyorsunuz. Aslında var Evet. ya, biz kendimizi çok şanslı görüyoruz. Neden biliyor musun? Bir insanın bir insana derdini bu kadar gönülden anlatması o kadar zor ki, bize güvendiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evli misin? Evet, evliyim. Bir Kaç buçuk yıllık? yıllık evliyim. Peki, mutlu musun? Yani biz eşimle baş başa kaldığımızda evet mutluyduk. Ve biz bundan önce bir yılda bir görüşme sürecimiz olmuştu. O şekilde evlenmiştik. Yani sevmiştik birbirimizi. Fakat nişanlandıktan sonra o kadar çok problem oldu ki bunlar genellikle altın problemi, benim ailem ve onun ailesiyle alakalı problemlerdi. Bunları da eşimle bir şekilde aştık ve evlendik. Balayına gittik, geldik. Problemler başladı. Bu problemlerin ben nereden başladığını tam olarak bilmiyordum ama annesinden şüpheleniyordum. Yine altın problemleri devam etti. Bu benim altınların işte kırılması, şu bu birçok şey yaşadık. Ne, Ve altınların mı kırıldı?
Evet, Nasıl yani? altınları kırdı eşim. Ya o kadar böyle öfke kontrol problemi var ki altınlara takmış. Çünkü bir yerden böyle bir dolduruş geldiğini biliyordum. Yani küpeni mi kırdı, bileziğini mi kırdı? Hayır, o bütün altın düğünde takılan bütün takıları kırdı. Eşim kırdı onları. Sinirinden yaptı işte. Olsun, altından Bana kırılırsa evet. değeri de bozulmaz. Git onları sat, yeni altın al. Ya almadım, gidip bankaya yatırdım, onu da geçtim. Eşim bir gün benimle iyi, sonra gün geliyor benimle konuşmuyor, arada hiçbir problem yok, konuşmuyor. Ben de bundan şüphelendim ve telefonuna bir kayıt cihazı yerleştirdim. Eyvah. Eşim eve gelip duşa girdiğinde ben bunları alıp kendi telefonuma atıyordum ve dinliyordum. Ve şüphelendiğim gibi de annesiyle konuşmalarını özellikle dinledim ve gerçekten de benim hakkında dolduruşa getirdiğini gördüm. Ay ben de başka bir kadın çıkacak zannettim. Hayır, başka biri de değil ama annesiyle sürekli böyle problem Ne diyor mesela onarıyor. kayınvaliden ne diyor sizin hakkınızda? Kayınvalidenin aşırı derecede böyle günleri, işte toplantıları falan var ve o günlere gidip orada hizmet etmemi istiyor ve ben bir öğrenciyim, bunu yapmaya da vaktim yok. Hem de böyle bir şey de istemiyorum, yani hani gidip onunla muhabbet edebilirim, gelebilirim ama gidip o şekilde bir diyaloğun içine girmek Siz istemiyorum hem ve evlisiniz hem eğitim hayatınız mı devam ediyor? evet. Aa ne kadar İşte. güzel. Çok mutlu oldum buna. Evet, ben de Peki sonradan başladım tamam zaten. kayınvalideniz aslında kötü bir şey istemiyormuş yani günlerde o da kendince bence şey istiyor. Hani gelsin de gelinimi ki şöyle Evet. salınsın. Heh. Yani Ama dost düşman görsün gelinimi evet, böyle bir şey yapmaya çalışıyor ve ben bir kere gittim diyordur. kırmamak adına ama orada hiç mutlu olmadığım, sürekli dedikodularca ben böyle şeyleri dinlemekten hoşlanmıyorum, yani sevmiyorum böyle Kaç şeyleri. yaşındasınız? Ben 24 yaşındayım. 24 yaşındasınız. Çok 24 gençsiniz. yaşındaydım bunları yaşarken, şu an 25 yaşındayım. Peki kocanızı dolduruyor. Peki bunları söylerken kayınvalideniz kocanız ne cevap veriyor? Aslında cevap vermiyor. Telefonda da şu şekilde konuşmaları vardı. Sen onu yola almalısın. O öldüğünde nereye gömülecek? Ailesine gitmemeli. Onu oradan alıp bu tarafa göndermek zorundasın. Hep bu şekilde ve beni arayıp işte sen ailene değil artık seni aldık, sen bize geleceksin. Onlarla irtibatını bu şekilde ilerletmeyeceksin. Hep böyle şeyler söyledi ve ben de beni doğuran anneyi nasıl bırakabilirim? Kardeşimi nasıl bırakabilirim? Bu nasıl bir şey şekline girdim. Evlilik terapisine gittik eşimle beraber. Tamam. Ve eşim orada da oraya gidince ilişkimizin kötü olduğuna inanıyor. Hani oradaki terapistin ona dediklerinin ilişkimizi bozduğunu düşünüyor. Hani 1-2 ay gittik ve devamını getirmedi. Çünkü bu şekilde inandı ve ben de bir şey yapamadım. Ona bir psikiyatra gitmesini ve ilaç almasını söyledi. İlaç aldı. Bu sefer uyumaya başladı. Yine problem ben oldum. Ama tabii bu arada yine eşimle annesinin arasındaki diyaloglar bu şekilde devam etti. Ve ben bir gün dayanamayıp kayınvalidemi aradım. Neden böyle yapıyorsun? Boşanmamızı mı istiyorsun? Şeklinde konuştum. Ne dedi O da kayınvaliden? bunun peşine benim babamı aradı ve benim babama şikayet etti. Onları benim evime çağırdı. Ve burada benimle alakalı o kadar kötü şeyler söyledi ki aileme utandım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Daha yeni evliydik, yani birkaç aylık Mesela çok kötü ne demiş olabilir evliydik. senin için? Senin kötü Yani olarak düşündüğün beni şikayet cümleleri ediyor ve neler? diyor ki ben istemiyorum bunu diyor. Benim istediğim gibi bir gelin değil diyor. Boşansınlar diyor. Yani onun babam da hani sinirlendi artık, neden hani sana gelip hizmet etmiyor diye mi, ne gibi bir şey var, başka biriyle mi gördünüz ya da ne bileyim başka bir yola mı düştü, ne yaptı şeklinde konuşuyor. Ama kayınvalidem sürekli işte ben böyle istiyorum, ben Anladım. şöyle istiyorum, onu Yani böyle ortada yönetmek çok ciddi bir istiyorum. gelin kaynana meselesi Evet. var. Evet, Biz eşimle de bu yüzden aram kötü. devamlı bozuluyor. Yani Ne seninle yapmam gerekir diyorsun? kaldığımızda çok iyiyiz ama araya devamlı üçüncü kişiler giriyor. Yani Tamam. hep böyle şeyler. Eşim bana hep başkalarına örnek veriyor ve o kayınvalidesiyle çok iyi. Ve ben bir gün dedim ki onunla iyi olsam acaba tamam olur mu? Diyor ki onunla iyi olmazsan ben seni ne yapayım ki? Ha, bu kötü. Bu Evet, kötü. böyle diyor. Yani ben diyorum bak biz çekirdek aileyiz diyorum. Diyor ki ne çekirdek ailesi? Çekirdek aile annem, babam, sen ve Ha, ben. annem babam sen ve ben mi diye. Evet, Ha. bana bu şekilde hani konuşuyor hep. Tamam, peki buna bir orta yol bulalım, bir çözüm yolu bulalım. Bakalım
Evlilik ve ilişki danışmanı sizi nasıl yönlendirecek? Ortada kayınvalide gibi çok ciddi bir sorun var. Ama öyle bir sorun ki, hani derler ya, atsan atamazsın, satsan satamazsın. Tüm istek ve beklentilerinde doğrusun. Bak bunu baştan söylüyorum. Tamamen doğrusun. İzlediğin yol yanlış. Çünkü tabii ki öğrencisin veya çalışıyorsun veya kayınvalidenin her çağırdığında emir eri gibi gidip işte isteklerini yapman mümkün değil. Senin de bir evin var, onun da bir evi var. Tabii ki tamamen doğrusun. Ama izlediğin yol şöyle yanlış. Sen savaşıyorsun. Sen hem de bir değil iki cephede savaşıyorsun. Bir kayınvalideyle savaşıyorsun, iki eşinle savaşıyorsun. Savaşıp doğruları ve istekleri anlatmaya çalıştığın müddetçe de kaybedeceksin. Bu yüzden bu tür vakalarda hep ben derim ki önündeki 6 ayı sabırla ve bunun İnce abla söylüyor kesin değişeceğini bilerek aynı yoldaymış gibi görünmen lazım. Bir 6 ayını harca hayatından ama ömür kazan. Yani bir 6 ay boyunca eşinin önerdiği tarzda bir davranışı bir sergile bakalım. Nelerin değişip değişmediğini gör ve ondan sonra eşini alıp terapiste git ve gittiğinde de ki ben yaptım. Ben dediklerini yaptım ama hiçbir şey değişmedi. İşte o noktada tüm terapistler seninle birlikte hareket ederler ve eşine doğruyu gösterirler. Eşin şu anda senin bu davranışları sergilememen sebebiyle gözünde başkaları örnek gösteriyor. Gözünde annesini doğru buluyor. Gözünde çekirdek aileyi tüm aile olarak görüyor. Bunu da yaşatarak gösterebilirsin. Eşin o kimlik çünkü. Eşe Peki. yaşamadan karar Teşekkür vermez. ederiz. Arkadaşlar bir kısa süre telefon bağlamazsanız, az önce reklam öncesinde bizi arayan Evet. hanımefendi vardı. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre evli. Evet. Fakat gidiyor başka bir ilde başka bir kadınla dini nikahla yaşamaya başlıyor. Onu bile yapmamış. Almış Sonra getirmiş. yani iddialara göre, söylenilene göre sonra kayınvalidesi onu evine alıyor. O gelini istemediği için Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre aslında karısı bile olmayan bir kadını Evine alıyor. evine alıyor. Eş dosta laf etmesin diye ona bakıcıymış süsünü veriyor. Tabii. Şimdi bu kadın nasıl bir Gelinine yol de izlemeli? tazminat açıyor. Kanuni gelinine, torunlarının annesine de tazminat davası açıyor. Kanuni gelinine de yıllardan beri benim evimde oturuyor. Kiracı diye gösteriyor. 7 bin lira Tazminat davası açıyor. bir borç çıkartıyor. Evet. Birincisi hukuk desteği şart. Çünkü mahkemelere verilmiş Alıyormuş da bir edilmiş. Evet. avukatla beraber Fakat ilerliyor. eşini şimdi onu deyip bunu deyip şunu deyip eve döndürsen bile eşin şimdi olmasa bile 3 yıl sonra aynı eylemi tekrarlayacak bir kimlik. Bu yüzden yol yakınken hukukta alabileceklerini, kotarabileceklerini her neyse hukukçu desteğiyle yapıp yürümeni önereceğim sana. Bu vaka için söylüyorum. Çünkü eşinin niyet bozuk. Eşinin niyet bozuk olduğu için o niyeti iyiye çeviremezsiniz. Eşiyle birlikte annenin de niyeti bozuk. O yüzden kızımız kendini kurtarsın diyorum ben bir an önce. Kurtarması şart. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Hoş Buyurun. buldum. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın, olur mu? Ya ne olur arayanlar çok heyecanlıyım kusura bakmasın demesin. Çünkü neden biliyor musun? Heyecan da insanın doğasında var. Tabii. Ağlamak da gülmek de bu Tabii. program sizin programınız. Tabii. Heyecanlı da olabilirsin. Üzgün de olabilirsin. Depresif de olabilirsin. Bizi bütün duygunla arayabilirsin. Teşekkür ederim. Biraz Ben yatıştı mı 21 heyecan? yaşındayım. Kaç yaşında? 21 yaşındayım. Ay ne güzel. Hayatının baharındasın. Senin yaşında olmak için şu anda nelerimi vermezdim. Teşekkür ederim. Ya ben 2 senedir evliyim. Hı. Bir çocuğum var. Daha yeni 2 aylık. Evet, herkes. Eşim hamileyken beni sürekli aldattı. Ben her seferinde yakaladım. Neyse özür diledi. Bu olaylar ben annemgile gidiyorum. Uzaktayım. Uzak bir memlekette. Annemgile ziyarete gidiyorum. Her seferinde böyle oluyor. Beni aldatıyor. Ben Peki nasıl özür diliyorum yakalıyorsun? vesaire. Yani sen uzaktayken yakaladığın. Telefondan, hesaplarından, sosyal hesaplarından denk geliyor öyle. Her seferinde önüme denk geldi. Allah işte düşürüyor önüne. Evet, her seferinde. Hatta o da şaşırıyordu nasıl önüne denk geliyor diye. Her seferinde önüme denk geldi. Dün de bir şeyini yakaladım. Bir oyun var. O oyundan birileriyle mesajlaşmış.
Ben tekrar yakaladım. Gitmek istedim çocuğumu alıp. İzin vermedi. Çocuğumla birlikte içeri aldı. Beni vurdu. Nasıl beni vurdu Vurduktan derken sonra dayak mı yedin? evet, tokat vurdu. Hamileyken de bunu çok yapıyordu. Ya Çok eli sinirli kırılsın birisi. inşallah. Anne baba ayrı zaten. Kayınvalidem burada değil, kayınlarımla birlikte kalıyorum. Hayır, İki kişi hatayı daha. yapan o. Sana niye tokat atıyor? Sana niye şiddet gösteriyor? İşte ben gitmek istediğim için. O hata yapacak, sen gitmeyeceksin. Evet, o çok sinirli. Vicdanla yediremediği için bu şekilde çıkartıyor benden. Ben kayınlarımla birlikte kalıyorum. Kayınvalidem burada değil. Zaten eşimin anne babası ayrı. Yani kayınlarınla birlikte kalırken kocan da yanınızda mı? İşinden dolayı sürekli eve gelemiyor. Ne işle meşgul, ne yapıyor? Eşim asker. İşinden dolayı eve gelemiyor sürekli. Ben onlarla birlikte kalıyorum ama mecburi kalıyorum. Kayınvalidem bizi kandırdı. Eşimle barışacağım dedi. Buraya getirtti kayınlarımı. Düğüne yakın evime yerleştiler. Hep kandırdılar. Hep ayrılacağız falan dediler ama ayrılmadılar. Şu an onlara bakıyorum. Hayatım, senin ailen yok mu? Var ama söylemek istemedim Neden çünkü söylemiyorsun? ablam da boşandı. Çok Boşansın. zorluk yaşadı. O yüzden söylemedim. Söylemek istemedim. Sadece ablama söyledim. Şu anda ablam yolda geliyor. 3 gün kalıp gidecek. Ben eşimi evden kovdum. Gitmesini istedim. Zaten işinden dolayı da gelemiyor. Ya ben ne yapmam lazım bilmiyorum. Annemi babamı üzmek istemiyorum. Hayatım, annen baban senin bu durumunu görse daha çok üzülür. Tabii. Annen baban, şimdi bak, biz tecrübeli olarak İnce abla da konuşacak biraz sonra, senin ileriki yıllardaki durumunu görünce daha çok üzülür. Ya Sana dayak bilmiyorum yani attığında bana peki ne her yaptın? Sana dayak attığında ne yaptın? Şiddet gösterdiğinde? gitmesini söyledim. Evden onun gitmesini söyledim. Evden onun gitmesini. Herhangi bir yerinde bir şey var mı? Yok, tokat attı, bir de saçımdan tuttu, çekti. Allah Bir kahretsin. şey yok. Yani şöyle, eşimi çok sevdim. Eşim sevgi görmediği için hep ben sevgi verdim. Eşim benden büyük, 30 yaşında. Hep sevgi verdim, sevgiyle yaklaştım. Bu arada ben evliliğimin ilk yıllarında kayınvalidem beni evden kovdu. Kendi evimden, tuttu kolumdan, beni kovdu. Ben yine ona rağmen sıkıntı etmedim, yine eşime sarıldım. Ama her seferinde beni aldattı, hamileyken aldattı. Suçu hep kendimde buldum, kilo aldım diye, çirkinim diye. Hep Ah. kendime makyaj yaptım, ona görünmek, güzel görünmek için. Ama olmadı, yine aldattı beni. Ve aldatmaya devam edecek, biliyorsun değil mi? Evet. Edecek. Değil mi İnci, değişir mi? 40 yaşına geldiğinde de bu telefonu açmak var. Şu an hazır 21 yaşındasın. Bir tane evladın varken. Bu 5 tane olmadan. Ben şimdi burada aldatmadan çok işin neresindeyim biliyor Şiddet. musun? Şiddetindeyim. Şiddet. Saçını çekiyor. Sana tokat atıyor. Sen kimsin ya? Kimsin sen bana bunu yapıyorsun? Ben onun kardeşlerine baktım, annesine baktım. Haram zıkkım olsun inşallah. Halen de bakıyorum. Onlar eve geldi. Yine bir şey belli etmedim. Niye bir şey belli etmedin? Kocanı korumak amacıyla mı? Olmasınlar. Huzursuz büyüdüler zaten. Biri benimle aynı yaşta, biri de 17 yaşında. Burada dükkanları var, çalışıyorlar. Hayatım, peki bu ilişkide, bu evlilikte sen neredesin? Senin mutluluğun, senin huzurun, senin ruh sağlığın nerede? Sen 21 yaşından, 21 yaşta bir genç kızdan bahsediyorsun ya.
21 yaşındaki bir genç kız, yeni evlenen bir genç kız bizi coşkuyla aramalı. Tabii. Nur abla, ben o kadar mutluyum ki. Tabii. Harika bir eş buldum kendime. Bir de Allah güzeller güzeli nur topu gibi bir evlat verdi diye. İncicim ne olur söyle. Bak yavrum, seni kendi böyle evladım, seni de kardeşim gibi görüyorum. Tüylerim diken diken oldu şu anda ya. Teşekkür ederim. Yavrum bak, diyorsun ki sevgisiz ortamda büyümüş. Onlar hep huzursuz ortamda büyümüş. Sevgisiz olduğu için ben hep sevgi vermeye çalıştım diyorsun. Kimse kimsenin huzur evi olamaz yavrum. Kimse kimsenin geçmişinde yaşadığı problemlerin tamircisi olamaz. Bunlara lütfen acıyarak, üzülerek, vicdanımız devreye girerek aman sevgi görmemiş, bana ne yaparsa yapsın sesimi keseyim, oturayım demeyin. O geçmişte yaşadığı problem onun problemi, çözer veya çözmez. Sen senle yaşadığından sorumlusun. Ama şiddet dediği yerde Nur da ben de hemen kırmızı çizgimizdir o bizim. Yani aldatmadan daha önemli problemdir. Sana söylediği sözlerden daha önemli problemdir. Ve şiddetin olduğu yerde annen baban bugün üzülür ama senin şiddet görmen biter. Annen baban üzülsün ama yarın öbür gün seni hastanelerden toplamasınlar. Yarın öbür gün senin cenazeni kaldırmasınlar. Anlatabildim mi? Bugün bir tane tokat atan yarın başka şeyler yapar. Ve tokat atanın sevgiyle uzaktan yakından alakası yok. Sakın ümitlenme. Sakın aman sinirli. Sinirli değil o. Yani şiddetin sinirle hiçbir alakası olmadığını artık bütün Türkiye biliyor. Bu aciz insanların işidir. Aciziyetten yapıyor ama buna mağdur kalan kişinin de susmaması lazım. Ablan geldi geldi. Gelir gelmez bu durumu paylaşıp ne yap ne et. Annenle babanı bu durumdan haberdar et. Senin yalnız olduğunu hissettiği bir müddetçe o şiddetin dozu artacak çünkü. Ben o yüzden aldatma ile ilgili de hiçbir öneride bulunmayacağım. Şiddet her işin önüne geçer. Anlatabildim mi? Peki, teşekkür ediyoruz. Alo, açalım telefonu, hemen geliyorum, ne olur bekleyin. 21 yaşında. 21 yaşındasın. Yolun daha çok başındasın. Tabii. Lütfen İnci ablanın dediklerini tabii kulağına küpe yap. Tabii. Hatta şöyle bir şey yapayım. İnci, benim onda aklım kaldı. Tamam. Sen ilgilenirsen tamam, bizzat kendisiyle. Arkadaşlarımdan rica ederim telefon numarasını alsınlar. Ve yaptığı iş olarak baktığımızda sen bugün şikayet ettiğinde onun işinden biri olur. Böyle saçma şey var mı? Öyle saçma şey var mı yani? Şiddet... Valla ben şunu söyleyeyim. Eğer bir kadın ya da bir erkek şiddet görüyorsa derhal gidip darp raporu almalı. Almalı. Bugün olmazsa yarın o raporlar lazım oluyor. Hayatını kurtarır. Hayatını kurtarır. Bir daha yapmaz deme, yine yapar. Bir sustukça daha yapmaz yapacak deme. Bu vaka için yapacak söylüyorum ama tabii, bu vakalar için tabii söylüyorum. Şimdi telefon numarasını alalım, sana ileteceğim. Tamam. Ne olur 21 yaşındaki bir genç kızın tamam hayatına eğer dokunabilirsek i̇nşallah, dünyanın inşallah en mutlu Allah'ın insanı izniyle oluruz. İnşallah. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Çok İnci teşekkürler. İnci Hanım ve sizi de çok seviyorum. Çok teşekkürler. Ben İnci Hanım'a bir sorum vardı. Ben evlendim, evleneli yani çocuğum olduktan sonra işte çocuklarım hep yanımda koynumda yatmak isterdi. Benden hiç ayrılmak istemezlerdi. Eşim de çocuklar rahat etsin diye sonradan biz yataklarımızı ayırdık. Bir 6-7 sene vardır. Ama ben de kızıyorum sırf televizyon seyretmek için yatak odasına gelmiyor yatmaya. Ondan sonra ben de bazen diyorum hanımını seven yatağında bulur. Odaya gelir. Evet, odaya gelir. Ben cıvıl cıvıl bir hanımım. Ne bileyim. Ya gerçi eşimden başka bir şikayetim yok. Tek şikayetim bu. Hani ne yapabilirim? Gerçi hepsini söylüyorum. Hani böyle yapma, bu güzel bir şey değil. Ben diyorum evlendim, tek yatsaydım zaten babamın evinde. Peki de bunu tek söylediğinizde yatardım. Ne diyor mesela? Eşini gülüyor, seven yatak odasına gelir dediğinizde. Ha, gülüyor. Ben diyor sana gelip yanımda yatma demiyorum ki, gel yanımda yat diyor. Ama ben de televizyon sesinden uyuyamıyorum. Peki o evliliğinizin yüzden, en başından beri mi böyle bu? Yoksa yeni mi? Çocuklarım olduktan sonra yani çocuklar olduktan tamam, sonra. Tamam, ilk çocuğunuz mesela evliliğinizin kaçıncı yılında oldu? Bir sene sonra, ikincisi çocuğumdan sonra oldu açıkçası. Ya yani kaç yıl oluyor bu? 20 yıl mı oluyor? 20 yıldan ben itibaren. Ben 23 yıllık evliyim ama hani küçük oğlum 14 yaşında. 6 senedir diyelim bu yani. 6 yıldır ayrı yataklardasınız. Evet. O salonda yatıyor.
Aslında Evet, ayrı son yatmak derdim. istememiş. Ben yatak odasında yaşıyorum. Ben Hiç biliyorum. bir şey söyleyeyim. Kemikleri de ağrımıyor mu Allah aşkına? Ya, değil mi? Bilmiyorum. Onu da söylüyorum. Ya insan ne bileyim niye orada kocaman yatak varken, Mecbur kalmış. karısı varken Tabii. niye gidip insan Bilemiyorum. çek yatta yatar? Şimdi Ben diyorum ki ben diyorum nasıl yatağıma yatıyorum. Hani sırdaşım yorganım yastığım mı olacak? Sarıldığım yastığım yorganım mı olacak? ay Yani canım şey benim. yaparım böyle hani ona imalı atarım. Heh. Yani gönlünü yaparım asla şey yapmam. O yönden de hani bir sıkıntımız yok. Ama adam Yani hiç oralı olmuyor. adam ama televizyon sesinden yani adam orada televizyon çalıyor uyuyor. Şey Yani o yapsanız ya mesela televizyon sesini seviyorsa yatak odasına bir televizyon alıp koyun. sorun orada ben uyuyamıyorum maalesef sesten. Bir çözüm yolu bulamıyorum o yüzden. Peki. Peki acaba tek sorun aslında televizyon mu orada? Aslında Televizyon sesi mi? sorun şöyle başlamış. Bebekler Evet. olunca bazı hanımlar maalesef biraz daha geceleri rahat etmek için bebekleri koyunlarına alarak uyuyorlar ve erkeği bu şekilde de yataktan uzaklaştırmaya başlıyorlar yatak odasında. Sizde de aynı şekilde olmuş. Aslında eşiniz yataktan gitmek istememiş. Ve yataktan gittiği ilk günlerde uykusu kaçtığı için çok zorlandığı için televizyona sığınmış. Sizin yerinize televizyon geçmiş aslında. Siz de uyumaktan çok memnunmuş ama siz onu çocuk sebebiyle aynı yatakta bebeklerle uyuyarak işte orada annelikle eşliği dengeleyemediğiniz için eşiniz televizyon alışkanlığına girmiş. Biraz şöyle, evet siz televizyonda uyumayabilirsiniz ama bu işin sonuçlanmasını istiyorsanız siz yaklaşık bir ay kadar falan onunla birlikte koltukta uyuyacaksınız. Bunun da bir bedeli olacak ve bir ay sonra o da zaten rahatsız olduğu için otomatikman yatağa sizle birlikte gelecek. Sizin de maşallah çok güzel diliniz var. Siz televizyonla birlikte tekrar yer değiştireceksiniz. Eşiniz de normale dönecek. Bir aya ihtiyacınız var. Bir ay yapsın bunu. Gel yanımda yat diyor ya. Bir ay sabretsin o televizyonun sesine. Yatsın koltukta yanında. Gelecek o yanına. Ay bir ay kemikleri ağrır. Çek yatta yata yata. Ama ömür boyu da düzelecek yani. İş düzelecek. Alo. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinliyoruz sizi. Buyurun. Eşim beni aldatıyor. Aldattığını mesajlarını yakaladığım halde bana hayır diyor, yok diyor. Öyle de. Dedim bak sevgiye saygım vardır. Yani eğer ki gerçekten bu insana aşıksan ben saygı duyacağım dedim. Ama o bana çok değişik bir itirafta bulundu. Yok onun parası var ben onu tuzağa düşürmek için işte böyle mesajlar attım. Karıcığım ölürüm senin için gibi mesajlar. 27 yıllık da evliyim. Askerde oğlum var. Ondan sonra 10 yaşında yine bir oğlum var. Eşinizin Yani. maddi durumu mu bozuk? Yo, kendi çalışıyor ama o kadının bayağı bir Mevla'da. Kadının torunu da var. Ve bildiğim bir kadın bu benim. Ben bunlardan şüphelenmiştim yıllar önce. Ama bana dediler ki işte hayır sen yanlış düşünüyorsun. O benim kardeşim gibi. Hani bu tarz şeyler konuştular benimle. Bilemiyorum. Kadının parasını yemiş mi? Şimdi tabii yemiş kadının parasını. Ha. Başka bir kadınla aldatıyor. Karısına da şu açıklama yapıyor. Yani ben o kadınla öyle gönül ilişkim yok. Parasını yemek için onunla beraberim. Evet. Peki demediniz mi kocanıza? Böyle bir ahlaksızlık yapılır mı? Dedim. Dedim ben dedim pekala dedim aynı şekilde dedim ben de o zaman zengin birini bulsam bu şekilde mesajlarımı yakalasam sen düşünürsün dedim. O öyle olamaz yapamazsın. Ha, size gelince oluyor, bize gelince olmuyor. Evet şimdi ben benim eşim bana karşı doğru düzgün hani doğru düzgün demeyeyim de hiçbir zaman hani böyle ince olmadı. Hiçbir zaman böyle sevgiyle doğru düzgün yaklaşmadı. Ta ki ben aile mahkemesine gidiyorum. Bu mesajlarla beraber o kadına da dava açacağım, sana da dava açacağım diye. Bu sefer tutuştu. Sen benim tek kadınımsın. İşte ben seni çok seviyorum. Bir şans daha ver diye. İnanmıyorum, güvenmiyorum. Ne yapmam lazım? Zaten yani bir kadının parasını yemek amaçlı ona canım cicim diyen adama ben güvenmeyin diyeceğim zaten. Yani o elin insanına yapan size de yapar bunu yarın öbür gün. Hayır bir tane daha bir kadınla daha böyle bir ilişkisi duyuldu.
Şimdi ben bazı vakalarda aldatma probleminde bazı vakalarda güven problemi için terapi yapalım, onu yapalım, çözelim derim ama sizin vakanıza inanın demeyeceğim. Sebebine Ama gelin. Ha. bence para değil bu mevzu. Bence o kadınla bunlar yıllardan beri aynı iş yerinde de çalışmışlar. Evet. Aynı iş yerinde de çalışmışlar. Para değil mevzu. Aşk mı? Eşinize aşık mı sizce o kadına? Bence o kadınla gönül ilişkisi var. Beni güya hani elde tutmak için güya sözde işte ben ona aşık değilim. Öyle bir Peki ama şey bu da yok çok diyor. saçma bir yalan değil mi Tabii. yani? Şimdi yani Bence de çok söylediği saçma. yalan da çok saçma. Ben o Çok kadına aşık saçma. değilim parası için. O zaman sen karaktersizsin. Aynen. Ve Keşke benim adam gibi oğlum. çıkıp karşınıza şey dese. Evet, Ya ben benim. aşık oldum gidiyorum dese. Çok dobra bir Keşke şey o. evet Bu ben daha de öyle karakterli bir hayranım şey. onu Yani diyebilene. evlilik şu Benim. diye ki yani istiyoruz ki 40 yıl, 50 yıl aynı Tabii. yastığa baş koyalım. Ama bir Ama olur mecburiyet yok. günün birinde başka birine gönlün Tabii. kayabiliyor. Tabii. Evet ben de onu dedim. Dedim ki adam gibi dedim karşıma çık. De ki ben seviyorum olmuyor artık bu saatten sonra de dedim. Saygı duyacağım dedim. Peki siz de Ama evliliğine devam ettirmesinin sizce nedeni ne? bence evliliğine şu an yani bana yalvarmasına işte bana dönüp diyor ya ben seni çok seviyorum işte hayır öyle bir şey yok. Sebebi korkuyor bu mesajlar ortaya çıkacak o kadın da rezil olacak ben de rezil olacağım diye korkuyor. Hmm. Bence bu. Benim Anladım. aklımca bunu düşünüyorum. Peki. Siz ama bu eylemi gerçekleştirdiniz mi? Of Mahkemeye of. başvurdunuz mu? Vurmaya gittim ama ne tesadüftür ki başka bir yere taşınmış aile mahkemesi. Eylemi yaptım. Yaptım ama gittiğim yerde değildi. Bir ay öncesine başka bir yere geçmiş aile mahkemesi. O yüzden tekrar eve geri döndüm. Yani o beni oraya gittiğimi biliyor. Peki. Ama siz Gördü de. o eylemi gerçekleştirmezseniz bir süre sonra sizin bir anlamda blöf yaptığınızı düşünecektir ve bu eylemi arttırarak devam ettirecektir. Anlatabildim mi? O yüzden Evet. de bu eylemi gerçekleştirmeniz ve mahkemeye başvuru yapmanız gerekiyor. Bunu öncelikli olarak söyleyeyim. İkinci olarak da aralarında aşk var veya para ilişkisi var. Ama o ilişkide siz yoksunuz dikkat ederseniz. O Evet. yüzden güveneyim mi sorusuna ben maalesef olumlu cevap veremiyorum. Yani gerekli önlemleri alın diyorum. Anlatabildim mi? Gerekli alabileceğiniz her türlü önlemi alın. Onun ağzından çıkan canım cicimler geçici bir dönem için söylenmiş sözler ve inandırıcı gelmedi bana maalesef. Maalesef. Peki teşekkür ederiz. Allah'ım ne hayatlar var, ne hikayeler dinliyoruz. Duyduklarımıza her seferinde şaşırıyoruz. Alo. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Buyurun. Ben İnce ablama bir şeyler sormak istiyorum. Hayır. Sizi dinliyor. Buyurun. Şimdi 42 yaşındayım. 9 yıllık evliyim. Hı. Biz eşimle çok tartışıyoruz. Neden? Yani çok saçma sapan şeylerden mesela çok tartışmalar yaşanıyor. Çok küçük şeylerden tartışmaları büyütüyor. Yani ne kadar alttan alsam, ne kadar böyle agresif olmamaya çalışıyorum ama bir türlü olmuyor. Her tartışmamızda ben çekip gideceğim diyor. Ve gidiyor mesela, kardeşine gidiyor, 20-25 gün gelmiyor. İşte akrabalarına gidiyor, 20-25 gün gelmiyor. Yani şu anda çok işte pandemi dolayısıyla da işte çalışmıyoruz, etmiyoruz. Onun stresi olabilir diye Hı düşünüyorum. hı. İki tarafta da, hem bende hem onda. Ama işte her tartışmamızda da böyle çekip gitme, ben çok hoş görmüyorum onu. Peki Kendisine de her seferinde söylüyorum. siz mi gidip onu alıyorsunuz gittiği yerden? İnanın Kendi mi ben geliyor? hiç ilk zamanlarda kendim ben gidiyordum. İlk zamanlarda gidiyordum ama son tartışmalarımızda gitti. Şu anda biz hala küsüz. Şu En anda son küsüz. yani çok özel değilse zaten isminiz de Tabii. vermiyoruz. Kimse sizin kim olduğunuzu Evet. bilmiyor. Çok özel değilse en sonki tartışmanızı ne üzerine yaptınız da eşiniz evi terk edip gitti? Şimdi şöyle. Mesela bir şey söylüyorum. Atıyorum bir şey almış. Alışveriş yapmış ama gereksiz olan bir alışveriş yapmış. Ne almış? Mesela şarjı diş fırçası diyelim. Evet. Şarjı diş fırçası. Dedim ki ne? Yani şu durumda bence bunu almamıza gerek yoktu. Zaten bizim
Diş fırçalarımız, her şey. Yani evimizde her şeyimiz mevcut. Ben hiçbir şekilde eksik etmemeye çalışıyorum. Aldıysam iyi ettim, oh ettim, iyi ettim, güzel ettim. Böyle bir de cevabı tahrik edici veriyor. Tahrik edici cevaplar verdiği için yani ben de ne yapacağımı şaşırıyorum. Tahrik oluyorum Peki yani. Peki mesela açıkçası. Siz ona aldığı bu eşyanın şu anda bizim için çok yani önemli olmadığını, var. Hani Evet. bu olmasa da hayatımızı idame ettiririz ama durumumuz Tabii ki. ortada derken gerçekten bu ses tonuyla mı söylüyorsunuz yoksa onu Tabii ki. kıran, inciten cümleler Şimdi, kuruyor tabii musunuz? ki. Şimdi şöyle, yani diyorum ki mesela, şimdi bunu almanın ne gereği vardı? Şu durumda bunu almanın hiçbir gereği yoktu bence. Fuzuli bir masraf yapmışsınız diyorum ve bana karşılığı iyi ettim, o ettim, aldım, işte ne olacak falan gibi sözler, böyle tahrik edici sözler konuşuyor. İşte ben de tahrik oluyorum. Yani bağırıyorum, çağırıyorum kendisine. Ben bağırdıktan, çağırdıktan sonra da ben çekip gideceğim. İşte sen de istemiyorum seni, şöyledir, böyledir ve gidiyor. 20 gün, bir ay. Çocuğunuz vardı değil mi? Efendim? Çocuğunuz vardı. Evet, bir tane çocuğumuz var. Onu Bir tane nereye çocuğumuz. bırakıyor? Yanında mı götürüyor, size mi bırakıyor? Şimdi çocuğum da ağlıyor, gitmek istemiyorum diyor. Ben babamı bırakmak istemiyorum diyor. Ah yavrum. Evet, onu da alıyor götürüyor. İnanır mısınız? 20 Yazık gün, çocuğa. 25 gün mesela hiç gelmiyor. Ben de inat yapıyorum, ben de hiç aramıyorum. Ama şu anda o kadar çok çıkmaza girdim, psikolojim çok bozuldu ki ne yapacağımı şaşırdım. Sonra Yani kendiliğinden mi geri geliyor? evet, mesela bakın şu anda Ramazan bayramından önce biz bu tartışmayı yaşadık ve bir hafta önce, Ramazan bayramından bir hafta önce gitti ve 2 gün önce geldi. Geldiğinde hiçbir şey yokmuş gibi mi davranıyor? Geldiğinde ben sabah geldim, dedim ki ne için geldin dedim. Niye geldin? Hiç gelecekmiş gibi gitmedin dedim. Kendine koca bir valiz hazırladın dedim. Yani neden geldin dedim. Benim evim değil mi? Gelirim dedi. Ben de hiçbir tartışma yaşanmasın diye bu sözün arkasında ve 2 gündür hiç konuşmuyoruz. Aynı evin içindeyiz. Hiç Peki. konuşmuyoruz. Ben evin içerisinde yemek falan hiçbir şey yemiyorum. Gidiyorum, kendim dışarıda yiyorum, içiyorum. Peki onu o süreçte özlemiş miydiniz Ya karınızı? işte o kadar çok böyle tartışmalar, o kadar gitmeler gelmeler yaşandı ki artık insan gözden uzak olan gönülden de uzak olur derler ya. Ya ne bileyim, öyle bir şey hiç özlemedim desem doğrudur yani. Peki çok samimi bir şey sormak istiyorum size. Lütfen sağlıklı ama lütfen usturuplu cevap almak istiyorum. Yatak Evet. odanızda problem var mı? Alamadım. Yatak odanızda problem var mı? Bizim yatak odamızda hiçbir problem yok. Yani bu tartışmalardan dolayı bir iki sorunlar yaşıyoruz ama yani hiçbir problem yok diyebilirim. Bu genç yaşta 20-25 gün ayrı kalan bir hanımefendinin yatak odasında problem yok cevabını veren erkeğe ben inanamıyorum ama. Evet, çok doğru, çok doğru. Ya. İnanın çok doğru. Ya. Şimdi bakın, verdiği cevaplara bakıyorum. Oh olsun, iyi ki yapmışım. Tepki var bunlarda. Evet, tahrik Tepki. var. Hayır, tahrik değil. Tepki. Neye tepki? Yatak odasına tepkisi var hanımefendinin ve konuşmuyorlar aralarında bunu. Konuşmuyorlar. Beyefendinin verdiğiyle yetiniyor hanımefendi. Siz önce bir yatak odasında partner olacaksınız. Arkadaşlar sizin telefonunuzu bana ulaştıracaklar. Ben sizi arayacağım. Bu Canım ekranlardan benim. konuşamayacağız çünkü. Kızımızla da konuşacağım. Ama kızımızın sizle ilgili ciddi bir problemi var, onu bilin. O Var. zaman şöyle yapalım. Var. Madem hani bu çok özel meselelere girdi. Sizin de bu içinde bulunduğunuz bu zor durumdan bir nebze olsun kurtarabilmek adına Tepkisel İnce gidiyor. ablanın ellerine sizi teslim Tamam. ediyoruz. İnşallah evliliğiniz Tepkisel böyle gidiyor. güllük gülistanlık Oh geçer olsun bundan diyor. sonraki Oh dönem olsun için. diyor. Tabii. Alo. 40 yıldır Alo. tam aklıma gelmez mesela Oh. o cinselliğe Oh. bağlayacağın. Alo. Alo, merhaba dedin canım. Merhaba. Merhaba. Ben çok Merhabalar. severek takip ediyorum. Yani çok hayranım programınıza. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Buyurun, dinleyelim sizi. Ya ben 10 yıldır evliyim canım. Maşallah. Ama kocam aramda hiçbir problem yok. Birbirimizi çok seviyoruz. Evlenmeden önce 10 yıl önce Maşallah. 10 yıl konuştuk. 20 yıldır ya tanışıyoruz birbirimizle. Oh, mis gibi yani. Ama şöyle bir problem var. Kocam beni annesinden kıskanıyor.
Hoppa. Hiç. Ya Annesinden ben, mi? evet, annesinden kıskanıyor. Ben kayınvalidemle gerçekten çok Bir çok iyi dakika. anlaşan birisi. Kocan seni kayınvalidenden kıskanıyor. Evet. Niye? Ne diyor mesela? Ya ben kayınvalidemle çok iyi anlaşıyorum. Yani anne kız Maşallah. gibi. Yani Maşallah. son yıllık evliliğimde kayınvalidem bana bir defa adımla seslenmedi. Yani kızım, annem diye Ay ne seslenir. güzel. Maşallah. Bundan birkaç yıl önce de kaynım evlendi. Hı. O da kayınvalidemle sürekli tartışıyorlar. Bak diyor, görüyor musun diyor. İşte bak ne güzel tartışıyorlar. Siz gelin kayınvalide değilsiniz. Bak araları Onlar ne nasıl. güzel kavga Sen niye böyle ediyorlar. yapıyorsun? Peki bana şunu söyler misin? Mesela kocan seni kendi annesinden, kendi öz annenden, kendi öz annesinden yani senin kayınvalidenden kıskandığını ilk nasıl belli etti ve hangi cümleyi sarf etti? Ne söyledi sana? Neden annemle bu kadar ilgileniyorsun? Neden Ha. Kocadan çalıyor onu anneye veriyor. ne diyorsun? Kocanıza göstermeniz gereken ilgiyi daha az buluyor kocanız ve o zamanı annesiyle geçirdiğiniz için ona tepkisel aslında. Yani benle daha çok İmcan annesi vakit geçirdi. kocamla çok çok iyi geçiniyor. Yani herkes bize örnek olarak gösteriyor. Bakın ya nasıl evliler şöyle böyle. Yani biz çok iyiyiz. Yok Demek daha ki çok daha mı ilgi çok istiyor. ilgi İlgi istiyor acaba İlgi kocan? istiyor. ya yani bilmiyorum. Ben 10 yaşındayken anne babamı kaybettim. Anne baba sevgisi bilmiyorum. Ah Tatmadım canım o benim. duyguyu. Ya ben de o sevgiyi kayınvalidemde gördüm. Ne güzel, aslında Bana... ne kadar güzel biliyor musun? İnsanların birçoğunun arayıp bulamadığı bir şey bu. Tabii. Eşin bunun için şükretmesi gerekiyor. Ya tartışmalıymışız, iyi geçinmeliymişim. Yani ben 10 yaşından beri hani her şey iyi olumlu yönden bakmaya başladım. Yani ben böyle diyorum ki hani benim bir hatam vardır, ben kendimi düzelteceğim. O karşı taraftan hiçbir şey beklemiyorum Peki hani. kayınvaliden bunu biliyor mu? Kayınvalidene dedim mi? Anneciğim, oğlun seni benden kıskanıyor diye. Evet dedim, eşim de dedi, karım dedi, sen de niye bu kadar ilgileniyor dedi, siz niye kalıyor? Aman yok canım, o espri yapıyordur herhalde. Canım gerçekten şey, Nur Hanım gerçekten yani ciddi söylüyor, benimle bu konuda tartışıyor. Ve ben karşısına hani açık bir insan değilim. Ay Tamam diyorum, inanamıyorum. haklısın falan diyorum ama. Senin kocanın da ne büyük derdi varmış. Yani bu dert mi Allah aşkına? Ay, annesi de konuşuyor bu durumda oğluyla. Annesi ne diyor? Ya oğlum diyor, benim gelinim değil diyor, benim kızım diyor. Ben onda diyor hani kızlığı gördüm diye. Kayınvalidemde kızı yok. Üç oğlu Ha. var ve kızı yok. Siz ne yapın biliyor musunuz? Kayınvalidenle el ele verip toplaşıp bütün ilgiyi kocanıza gösterin. Birlikte. Onu da denedik, onu da denedik Nur O da Hanım. mı Onu da olmadı? denedik. O ya hiçbir şekilde ilgilenmeyeceksin. Ha, kendine çok ilgi gösterin dedi. Onu da denedim. Çok ilgi gösteriyorum. Niye canım çok yapışıyorsun diyor. İlgilenmiyorum, ben neden ilgilenmiyorsun diyor. Ya geçen ki artık böyle sinirlerim boşaldı. Yani hiç sinirli bir insan değildim. Sinirlerim boşaldı. Ya dedim, sen benden ne istiyorsun? Ayrılmak mı istiyorsun? Sen bir bahane var. Ne Yok diyor? ben seni... yok ya, ben seni seviyorum, ayrılmak istemiyorum. Neden böyle yapıyorsun o zaman? Bana cevabını veremiyor. Ya ben çok kafam karışık bir durumdayım açıkçası. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bazılarına rahat batarmış biliyorsun değil mi? Ya ona çok şey yapayım. Ya ne yapayım yani, annem dedim, taş başa mı gireyim? Onu mu diyor? Evet diyor, onu istiyorum diyor. Yani kaynanın işi istiyorum diyor. Ne hızlı konuşuyorsun anlamıyorum konuştuğunu. Ya affedersin, ben sinirden gülüyorum ya. Yani Hayır, gül ağlanacak halde gül. gülmek diye bir Bir şey şey var. söyleyeceğim. Gül, Allah ağlatmasın. Allah güldürsün. Hızlı hızlı konuşuyorsun ama Ya uçma bir de çocuğum var ya, o ha. da durmuyor, onun şeyini de. Tamam. Sen şimdi o zaman önce çocuk geliyor. Sen çocuğunla ilgilen, al onu kucağına. Televizyondan dinle şimdi. Ben soracağım İnce ablaya. Merak etme, tamam mı? Ya Al. beni bu şeyden kurtarın ne olur umarım. Yani Merak ben etme. anlamıyorum. Yani ben, bu adam benden ne istiyor? Ben anlamıyorum. Yani Adam biraz da aslında bazı kişilerde biz bunu görüyoruz. Biraz evvel dediğim doğru, rahat batar bazı insana. Huzursuzluk ister yani, bazı bünyeler maalesef bunu istiyor. Ama sen bildiğin yoldan şaşma. Sen onu ciddiye alıp ne istiyorsun benden? Niye böyle yapıyorsun dediğin müddetçe bu işin dozunu arttıracak. He he deyip geçeceksin bazen kocaya. Bazen he he diyeceksin, geçeceksin. Onun için her söylenen ciddiye alınmaz. Sen kayınvalidenle aranı bu şekilde devam et lütfen. O kabullenmek zorunda kalacak. Sen değişmeyeceksin. Sakın değişmeyeceksin. Allah Değişmesin. Allah, hiç Rahat batar bazı adama. böylesini de duymadım. Aranır aranır. Dert aranır. Alo. Siz de devam et lütfen.
o kabullenmek zorunda kalacak. Sen kendi sesin değil, bana geri geliyor. Alo. Bizi telefondan duymaya çalışır mısınız lütfen? Ev karıştı. Hoş geldiniz. Bizi telefondan duymaya çalışın. Televizyonun sesini kısar mısınız? Çok teşekkürler. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinliyoruz sizi. Ben onunla Nur Hanımlarla konuşuyor muyum? Aynen, Nur Hanımlarla konuşuyorsunuz. Nur ve İnce Hanım canlı yayındasınız. Buyurun. Hayır işler, selam olsun size. Selam evet, olsun. Selam. Nereden arıyorsunuz bizi? Ben Manisa'nın bir şehrinden arıyorum. Tamam, dinliyoruz sizi. Buyurun. Ben 66 yıllık evliyim. Oh maşallah. 83 yaşındayım. Oh maşallah. 16 yaşında evlendim. Evet. Evlendiğim günden beri hanıma ben aşığım. Oy ne ay, güzel. İşte mutluluk bu yani. Her sıkıntılarla konuşuyoruz. Ay. Hanım da bana aşık. Ay çok ay, mutlu oldum şu anda. Ne güzel. Nasıl sağladınız 66 yıl? Aynı öyle gidiyor. Şimdi katmerli aşık oldum yani. Peki nasıl oluyor katmerli aşık? Mesela nasıl? Valla eşimi çok seviyorum. Kötü alışkanlığım yoktur. Kötü alışkanlığım yoktur. Birbirimize çok güveniriz. Zaten ay maşallah. Çok güvendiğimiz için arkasından sevgi saygı geliyor. Hem ağır ağır gelmiyor, koşarak geliyor yani. Maşallah. Koşarak geliyor değil mi? Ay ne tatlı. Güven. Ay böyle bir içimi ferahlattınız biliyor musunuz? Evet. Aramanızla 66 evet. Yıldır hala vardı. Sevgi aşk dorukta. Bir oğlum vardı. Mesela askere gitmeden evvel 15-20 asla dedi galiba alışkanlığı yoktur. Bizden bir işten gelir, bizden bir evde oturur. Bizden bir konuşurdu. Kızım da aynı. Evlendi. Damat da bize bakarak aynı bizim gibi oldu. Oh öyle ne güzel. Hem de sormayın yani. Şimdi arkada konuşan bir ses duyuyorum. Eşiniz mi? Eşim. Alabilir miyim eşinizi telefona? Alabilirsin ya. Çok tatlısınız seni konuşuyor. Ya. Seni konuşuyorlar. Alo. Kadın. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 66 yıldır amcam diyor ki biz birbirimize deliler gibi aşığız hala. Katmerli aşık. Hala aşığız birbirimize. Bunu nasıl başardınız? Bak ben başaramadım mesela. Olmadı. Valla her şeyi görmeyeceksin, duymayacaksın. Çok iyi olur. Öyle her şeyi çok inceledin. Her şeyi inceledim. Sık dokudum olmuyor. Ama hafif yollu bir tartışmalar olabilir evde ama o böyle bir kavgamız, dövüşümüz olmaz. Bizim programımızı izliyorsunuz. İlişkileri, evlilikleri görüyorsunuz. Gerçekten şu görüyoruz. Anda... Karşımızda seyrediyoruz. Seyrediyorsunuz değil mi? Valla 66 yıl dile kolay biliyor musunuz? Evet. Kolay bir değil valla. Kolay değil. Acısından tatlısından hiç kolay değil de. Peki hiç bir acı sözü olmadı mı size? Hiç mi kalbinizi kırmadı? Hiç valla birbirimizin hatlarını pek kırmadık. Tamam tartışma olur. Herhalde oldu. Tartışma tuzu biberidir evin. Evet. Tartışma olur ama diyorsun. Gözünü, kulağını kapattığın zaman. Bir şey olabilir. Yani bir ters laf olur. Bir şey olur. Öyle olur ama öyle. Dedi ki arayan seyircimiz katmerli aşığım karıma. Bayıldım o söze. O da dedi ki karısı da ben de kocama aşığım. Allah'ım böyle evliliklerin sayısı çoğalsın inşallah. Amin. Bu sezonun evet. Son programı İnci Yeşilyurt'la. İnşallah. Evliliklerimize, ilişkilerimize dokundun. Yine yazın seni Instagram üzerinden takip edeceğiz. İnci Yeşilyurt. Takip edin İnci'mi. Çok güzel şeyler paylaşıyor. İnşallah yeni sezona birlikteyiz. Allah nasip ederse sağlıkla sıhhatle. İnşallah. İnşallah. İyi birer dinlenelim. Neler söylerse mutlu evlilik için sır ver bize. Biraz evvel amca dedi katmerli aşık olun. Ne güzel. Bunu olmayı başarın. Güvenin birbirinize. Küçük şeylere takılmayın. Allah'ım bekarlara iyi bir eş. Amin. Evlilere mutluluk. Amin. Huzur. Amin. Sofradaki bereketiniz amin. Kadar sohbetinizin de lezzeti çok olsun olur mu? Allah ağzınızın tadını bozmasın. İnşallah. İnci Yeşilyurt bu sezonun son programında evli çiftlere son önerini alacağım ve öyle kapatacağım. Lütfen severek evlendiğinizi, iyi niyetle evlendiğinizi düşünün. Küçük şeyleri gözünüzde büyütmeyin. O sizle ömür boyu birlikte olmak için evlendi.